Selam olsun efendim, sevgiler, saygılar. Yine şöyle çok güzel bir hikaye. Evet, duygular dalgalanacak yine. Hikayemizin ismi Gören Gözler. Hamza her sabah güneş doğmadan kalkar, sabah namazını kılardı. Şehirde yaşadığı için güneşin doğuşunu tam olarak izleme imkanı bulamamıştı. Bulamıyordu. Bu sabah durum biraz farklıydı. Çünkü akşamdan Usame adlı kardeşinin köydeki evine misafir olarak gelmişti. Akşam köye geldiğinde güneşin doğuşunu izlemeyi düşünmüştü. Sabah kalktığında güneşin doğacağı yöne biraz yürüyüp beklemeye başladı. Güneş gerçekten de tarif edilen yerden doğmaya başlamıştı. Güneşin doğacağı yeri şaşırmayışına hayret etti. Elinde tuttuğu takvim yaprağında güneşin doğuş saati 05:30 olarak yazıyordu. Saatte tam 05:30'u gösteriyordu. Ve güneş her zamanki gibi yine randevu yerine ve zamanına sadık kalmıştı. Elindeki takvimi biraz daha inceleyince yılın 180. gününde ve 6. ayında olduğunu görmüştü. Bu rakamlar dünyanın güneş etrafında yaptığı hareketin bir neticesi olmalıydı. Dünyanın bu hareketi yaparken hiç durmaması, diğer gezegenlere çarpmayışı, yörüngesinden sapmayışı da insanı düşünceye sevk ediyordu. İnsanlar günü sabah, öğle, ikindi, akşam diye vakitlere ayırmıştı. Bu sınıflama güneşin gökyüzünde geldiği yere göre yapılmıştı. Mesela öğle vakti güneş tam tepede oluyordu. Bütün bunlar güneşin vakitlerin bilinmesi için bir hesap aracı olduğunu gösteriyordu. Mevsimlerde yine dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ve dünya ekseninin eğik olmasıyla ilgiliydi. Mevsimler olmasaydı hayat ne kadar sıkıcı olurdu. Gecenin serinliği güneşin ısıtan ışınlarıyla birlikte yerini sıcak bir havaya bırakıyordu. Bu ısı kaynağı ne tükeniyor ne de bir yakıt yardımı bekliyordu. Üstelik hem aydınlatma hem de ısıtma bedeli olarak bir ücret istemiyordu. Aklına elektrik kurumu ve doğal gaz kurumu gelmişti. Nasıl da bir ay sonra faturayı yollayıp ücretlerini istiyorlardı? Ya güneşi bizim hizmetimize veren bizden ne yapmamızı istiyordu? Usame Hamza'yı donattığı sofraya kahvaltıya çağırıyordu. Hamza, hangi sofraya oturduysam rızkı veren Allah'tı diye içinden geçirdi. Sütü tadına vara vara içerken farkında olmadan ot yiyip su içiyoruz diye düşündü. Garipti doğrusu. İnek, koyun, manda gibi hayvanlar yeşil ot yiyip su içerek bu tertemiz, içimi kolay, tadı ve rengi ota benzemeyen sütü vermişlerdi. Bu süt, hayvanın karnındaki yarı sindirilmiş gıda ile kanı arasında süzülerek çıkıyor, insana faydalı maddeleri barındırıyordu. Sanki inek bir dönüşüm fabrikasıydı. Hem de maliyeti ve işletme masrafı düşük bir fabrika. Yediği bal, bal arısı dediğimiz küçücük bir böceğin marifetiydi. Bal arısı dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan kendine ev edinmişti. Her çeşit meyveden yiyip karnından insanlar için şifalı, çeşitli renklerde bal veriyordu. Kim bilir kaç tane arı, kaç çiçeğe uçuş yaparak bu balı yapmıştı ve bize takdim etmişti, sunmuştu. Karnındaki tatlı ve faydalı bala yine karnındaki zararlı zehrin karışmayışı da çok ilginçti. Zehrin karışmayışı, arının o küçücük kafasında sanki bal yapma ve zehir üretme programı vardı. Kurban bayramından kalan kavurmayı yerken, sütünden faydalandığımız hayvanların aynı zamanda etinden de faydalandığımız aklına geldi. Bu uysal hayvanların yerine ya yırtıcı olan aslan veya kaplan kesmek durumunda kalsaydık, ne kadar zor olurdu diye düşündü. Hayvan sürülerinin otluğa giderken ve dönerken izlenmesi de hoş oluyordu doğrusu. Yattığı yatağı toplarken içindeki elyafın koyun yünü olduğunu gördü. Hayvanların yününden, kılından soğuğa karşı korunmak için faydalanmamız da ayrı bir ikramdı.
Giydiği terliğin derisi, hatta köselesi yine bir hayvandan elde edilmişti. Kısacası hayvanların hiçbir parçası israf olmuyor, bir işe muhakkak yarıyordu. Kardeş komşu köye gitmek için at hazırlatmıştı. At sırtında giderken atın ne kadar uysal olduğunu düşünüyordu. Şehirde at arabası ile yük taşındığını da hatırladı bir an. Dağlık ve kayalık yerlerde eşek ve katırın, sıcak susuz çöl ortamında deve gibi hayvanların yük taşımada, yolculuk yapılmasında önemi çok büyüktü doğrusu. Hayvanların renklerinin farklı farklı olması göz ve gönlümüze zevk veriyordu. Her hayvan kendi yiyeceğini biliyor ve bir şekilde o rızkına ulaşıyordu. Gittikleri köyde insanlar çiftçilikle geçiniyordu. Bir çiftçi toprağı yarıyor, içine tohum serpiyordu. Bu tohum daha sonra parçalanıp çürüyüp yeşerecekti. Ölü olan tohumdan, çekirdekten diri ola bir bitkinin, ağacın çıkması ne muhteşem bir olaydı. Neden bir ağaç kabuğu, bir plastik aynı işi yapamıyordu? Küçücük bir tohum, koskoca bir ağacın programını, şifresini taşıyabiliyordu. Toprakta tohumu yeşertecek bir yapıdaydı. Çiftçi toprağı sulamak için kanallar açmış, 30 metre derinliğindeki kuyudan çıkardığı suyu kullanıyordu. Yerin altı sanki dev bir su deposuydu. İnsanların suyu biriktirecek böyle bir depoyu yapması hem çok masraflı olurdu hem de teknik olarak imkansızdı. Traktörle toprağı süren çiftçi yine topraktan çıkan petrolün yan ürünü olan mazotla traktörün deposunu dolduruyordu. Traktör demir parçalarından, bakır tellerden, kurşun plakalı aküden, petrol türevi plastik parçalardan oluşuyordu. Tüm bunlar süs eşyası yapılan altın ve elmas da dahil olmak üzere hepsi topraktan çıkıyordu. Kupkuru ölü gibi olan toprak gökten inen suyla kabarıp yeşeriyor, adeta diriliyordu. Bahar mevsiminde kupkuru bir odun parçasının yeşerip meyve vermesi de bir diriliş, diriliş örneğiydi. İnsanların ölümden sonraki dirilişi de böyle olmalıydı. Çiçekler, ağaçlar, bahçeler, otlar yeryüzünü süsleyen bir güzellik unsuruydu. Aynı suyla sulandıkları halde birbirine komşu topraklarda yetişen meyvelerin, sebzelerin tadları, kokuları, renkleri, şekilleri farklı farklı oluyordu. Yemyeşil ağaçtan yakacak elde etmemizde ateşin varlığı da bizim için büyük birer nimet. Şu ana kadar fark etmiş miydiniz? Fark ettiniz ama belki bu kadar dikkat kesilmemiştiniz. Daha devam ediyoruz. Daha neler var neler. Yeryüzü insanların yaşamasına, rızkı elde etmesine, istirahat etmesine müsait bir şekilde olup yayılmış bir döşek gibiydi. Uzay araştırmalarında dünyamız gibi havası, suyu, toprağı, sıcaklığı, bitki örtüsü, insanların yaşamasına elverişli olan başka bir gezegene rastlanmamıştı. Bu da dünyamızın insanlar için hazırlandığını gösteriyordu. Hava ısındıkça serinleme ihtiyacı hisseden Hamza ve Üsame, orman ve denizin bir arada olduğu sahile doğru yol aldılar. Dağların üzerinde türlü renklerde yollar vardı. Bir ağacın gölgesinde dinlendiler. Güneşin yerine bağlı olarak gölgede zamanlar yer değiştiriyor, uzayıp kısalıyordu. Biraz daha gittiklerinde denizin uçsuz bucaksız masmavi görüntüsüyle karşılaştılar. Bir balıkçının ortasındaki canlı, taptaze balıklar görülmeye değerdi doğrusu. İyi ki balıklar biz insanlar gibi zeki yaratıklar değillerdi. Deniz sanki büyük bir masrafsız bir saklama dolabı gibiydi. Her türlü canlıyı taptaze barındırıyor, insanların süs eşyası yaptıkları inci ve mercanı da hediye gibi veriyordu. Dağ gibi gemilerin denizi yara yara hareket etmesine, üzerinde yolcu ve yük taşımasına, rızık aranmasına, rüzgarın itmesiyle yol alan yelkenlileri yüzdürmesine kim izin veriyordu acaba? Bir geminin bacasından çıkan duman rüzgarla dağılıyordu. Ya rüzgar olmasaydı da kirli hava her tarafı kaplasaydı? Hamza ve Usame denize girerek serinlediler. Yıkandılar. Oksijen dolu havasını ciğerlerine doldurdular. Denizlerdeki buharlaşma bulutların oluşmasında da önemli rol oynuyordu. Fakat
deniz buharlaşıp da bitmediği gibi nehirlerle de besleniyordu. Rüzgar şiddetini biraz daha artırmaya başlamış, havada kararmaya yüz tutmuştu. Herhalde bu rüzgar rahmet olan yağmurun bir müjdecisiydi. Gökyüzünde bulutlar harekete geçmişlerdi. Rüzgar nasıl da tonlarca ağırlıktaki bulutları kaldırıp yükleniyor, sürüyor, bir araya getirip üst üste yığıyordu. Bu kadar ağırlık nasıl da yerle gök arasında duruyordu? Bulutlar zamanı gelince yağmur yükünü boşaltmaya başlamıştı. Oysa 5 dakika önceki bulut yine aynı buluttu. Demek ki rüzgarın bulutları da aşılama görevi vardı. Yağmur damlaları insanları nazik yaprakları incitmeyecek büyüklükte ve hızla yağıyordu. Halbuki yüzlerce metre mesafeden düşen damlaların çok yüksek bir hızla ulaşması gerekirdi. Ya tonlarca ağırlık birden boşalsaydı? Yağmuru ihtiyacımız olan meyveler, sebzeler, hububat, ağaçlar, hayvanlar ve nihayet insanlar bekliyordu. Hatta duaya çıkılmaz mı, değil mi? Duaya çıkılır, yağmur duasına. Yağmurun yaptığı görevleri bizim bir günlüğüne yapmamız istenseydi veya sadece onu buluttan indirmemiz istenseydi, kesinlikle bunları yapamazdık diye düşündü Hamza. Yok, yağmur bitince bir renk cümbüşü içinde yay gibi düzgün gökkuşağı ortaya çıktı. Hamza gökyüzüne bir baktı, tekrar yine baktı, hiçbir çatlak ve yarık göremiyordu. Gökyüzü bir binanın tavanı gibi dünyayı göktaşlarından, zararlı ışınlardan, manyetik dalgalardan, gürültülerden, uzayın soğuğundan koruyacak şekilde 7 farklı tabakadan oluşuyordu. Hamza gökyüzüne baktığında onun direksiz olarak yükseltildiğini de fark etmiş, gökyüzünün yerin üzerine düşmeyişine hayret etmişti. Küçük bir gecekonduda bile direk veya kolon kullanıyorken, evet, gökyüzü pırıl pırıl göz kırpan yıldızlarla kaplanmıştı. Yıldızlar gökyüzünü süsleyen bir ziynet gibiydi. İçlerinde daha parlak bir yıldız vardı. Bu yıldız karada ve denizde yolculuk yapanların yön bulmakta kullandıkları yıldız olmalıydı. Hamza ablası Ayşenur'un ellerinde büyümüştü. Onun yaşlandığını düşünürken kendi küçüklüğü aklına geldi. Önceden bahsedeyen bir şey değildi. Adı bile yoktu. Hoşlanılmayan ve atılan bir damla sudan en güzel şekilde yaratılmıştı. Annesinin karnındayken hiçbir şey bilmiyordu. Sonra işiten, gören, konuşan, düşünen, irade ve gönül sahibi bir varlık oluvermişti. Vücuduna uygun, ruhuna uygun, her an taze ve sıcak sütü hazırda bekleyen bir anne ile karşılaştı. Bilmedikleri ve kalemle yazma öğretildi. Siyah, sarı, kızıl, beyaz renkli insanların ayrıca birbirinden farklı yüzlerce lisanı konuşması da ibret alınacak bir olaydı. Bir et parçası olan dile yüzlerce lisanı konuşma kabiliyeti nasıl verilmişti ki? Zayıf olarak yaratılmış, sonra güçlenmiş, sonra yeniden güçsüzleşip ihtiyarlayacak, yani yaratılışı tersine çevirecekti. Ömür verilmişse tabii ki, sonra da topraktan yaratılan, topraktan beslenen beden yine toprağa dönecekti. Bütün bu olaylardan Hamza şu neticeleri çıkarmıştı. 1. Kainatta her şey mükemmel bir düzen ve uyum içindeydi. Tesadüfe kesinlikle yer yoktu. Her şey bir kanunla hareket ediyordu. Hiçbir şey boş yere yaratılmamıştı. Hiçbir şey israf olmuyor, faydalı bir şeye dönüşüyordu. Bir yerde düzen, kanun varsa orada bir düzenleyen, bir kanun koyucu olmalıydı. Yer ve gökte olan her şey insana hizmet etmesi için yaratılmıştı. İnsan da bu kainatın sahibinin istekleri doğrultusunda yaşarsa bu hizmetlerin şükrünü ödemiş olurdu. Koca kainatı idare eden Allah insanın idaresini başka ellere bırakmazdı. İnsanları uçsuz bucaksız gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'ın insanları yeniden yaratabilmesi elbette ki mümkündü ve olacaktı. Şu ana kadar sıraladıklarımızı tekrar bir hafızanızdan geçirin. Sevgili izleyenler, muhteşem. Tesadüfe yer var mı? Bence de yok. Yok. Bu güzellikleri
hatırlaması için sevdiklerinizle paylaşın efendim. Onlar da biliyorlar belki ama tekrar hatırlamaları gerekiyor. Çok özel bir tefekkür hikayesiydi. Aşkla diyorum ve bir sonraki hikayede yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.